Playturn dünyasından hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Idol Luka'yı inceliyoruz. Evet dostlarım, bildiğiniz gibi bugünkü menümüzde Idol Luka var. Idol Luka isminden de anlaşılacağı üzere bir idol oyunu. Idol ne derseniz. Dilerseniz site kısmımıza geçip incelemeye başlayalım. Evet dostlarım, sağ üstte de gördüğümüz üzere Come to Us'ın oyunumuzun yapımını üstlendiğini görüyorum. Büyük ihtimal daha önce duymuşsunuzdur ama Come to Us Summoners Wars adlı bir oyunu Google Play'de yayınlamıştı daha önce ve oyun gerçekten acayip meşhur. 80 milyondan fazla indirmesi mevcut. Bu oyunda da aynı başarıyı elde edebileceklerini düşünüyorum. Sitemize dönelim tekrardan. Evet, burada bize demiş ki kahramanınız ne kadar sevimliyse o kadar güçlü olur. Sıra geldi bu tatlı karakterlere bakmaya. İlk başta Ellie diye bir karakter karşılıyor bizi. Kendisi bir büyücü. Luin ışık ve karanlığa hapsolmuş bir yarı tanrı. Layla öğrenci kızımız. Student girl. Burada ağır Vulcan abimiz var. Hiç tatlı değil kendisi. Acayip karizma. Bu yüzden güçlü olduğunu düşünmüyorum. Hoya aralarındaki en tatlısı gözüküyor. Büyük ihtimal en güçlüsü bu olacak. Eğer dedikleri doğruysa. Yemeği çok seviyormuş. Ben de çok severim. Ve son olarak Lepis adında bir karakterimiz var. Şu anlık 6 tane karakterimiz var gibi gözüküyor. Fakat ileride bu tabii ki de artacaktır. Oyunumuzun tokenin adı ILT, yani Idol Luka Token. Oyunu oynayarak Idol Luka Token elde ediyoruz. Bu tokeni de GTX'e dönüştürüyoruz. Oradan da ne yaparsak yapalım. Gerisi bize ait zaten. Normal Adventure oynadığımız zaman günlük görevlerden veya normal savaşlardan Donut elde ediyoruz. Bu Donut'ı da ILT tokene dönüştürüyoruz. ILT tokeni de GTX'e dönüştürüyoruz. Fakat sıralama yaparsak sıralama bize direkt GTX token veriyor. Bir token kazanma yöntemimiz ise sıralama yapmak. Oyunda sıralamaya girersek bize Parfait adlı bir dondurma veriyor. Bu dondurmayı da direkt olarak GTX tokenine dönüştürebiliyoruz. Roadmap'inde oyunun Haziran'da çıkacağı söyleniyor. Fakat oyunumuz henüz hala çıkmamış. Eğer ileriki safhalarda bir gelişme olursa ben zaten videoyu düzeltirim. Daha detaylı bir bilgi almak istiyorsanız Discord adresimize gelebilirsiniz. Burada ise yakında eklenecek airdrop eventleri var. Coming soon. Oyunumuzun ön kaydı mevcut. Ben ön kayıt linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Eğer ki ön kayıt yaparsak 60 tane Poya gemi veriyormuş, 1000 adet diamond veriyormuş ve 10 tane normal summon ticket veriyormuş. Şimdi ise white paper kısmında ne kadar bilgi alabiliriz ona bakalım. Evet, burada story anlatmış. Ben storylerle çok fazla ilgilenmiyorum fakat siz hikayeye ilgi duyuyorsanız white paper'a girip hikayeyi inceleyebilirsiniz. Burada oyunun içerisinde bulunan oyun modlarından bahsetmiş bize. Onları inceleyelim. Adventure mod, bölümleri geçerek ilerlediğimiz bir mod normal. XP, gem ve farklı farklı materyaller düşürme şansı var. Burada ise bir tapınağımız var. Tapınakta ise farklı zorluk modlarında meydan okuma yapabiliyoruz. Üçüncü olarak bir Rift Dungeon'ımız var. Rift Dungeon materyaller için çok önemli bir yer. Request Center'da ise karakterlerimizi kullanmadığımız zaman veya kullanmadığımız fazla karakterlerimiz varsa bunları göreve gönderebiliyoruz. Onlar da bize pasif olarak materyal vesaire topluyor. 5. kısımda ise bildiğimiz bir PvP arena var. Diğer kullanıcılara karşı kazanıp bunun karşılığında ise ödüllendirildiğimiz veya sıralama yaptığımız bir arena. Son olarak ise Machina Tactical Warfare diye bir modumuz var. Bu modda ise petlerimizi savaştırdığımız bir alan olabilir diye tahmin ediyorum. Evet dostlarım, white paper kısmı bu kadardı. Şimdi dilerseniz videomuzu bitirelim. Evet dostlarım, bugünlük benden bu kadardı. Sizlerle birlikte Idol Luka'yı inceledik. Eğer ki size anlatamadığım bir konu olduysa aşağıya bıraktığım Discord linkinden bize ulaşabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.